Koronavirüs çıktığından beri çeşitli mecralarda, gazetelerde, sosyal medyada bir takım yanlış bilgiler dolaşıyor ve ne yazık ki bu bilgiler toplumda ciddi bir paniğe de neden oluyor. Kısaca bunlara bakacak olursak, öncelikle bunun bir biyolojik silah olup olmadığı ile ilgili bir endişe var. Aslında koronavirüsler laboratuvar ortamında geliştirilebilir elbette ki. Ancak bir biyolojik silah olmak için uygun virüsler değiller. Çünkü sıklıkla değişime uğruyorlar ve biyolojik silah olarak kullanıma başladıktan birkaç hafta sonra değişime uğrayıp hiç öldürücü olmaz bir hale gelebilirler. Ayrıca biyolojik silahı başka kişilere zarar vermek için ortalığa yayan kötü niyetli kişiler varsa sonuçta bunlar kendilerini korumak isteyeceklerdir bu virüsten. Dolayısıyla bu virüsün ortalığa yaydıkları virüsün aşısının veya ilacının etkili bir ilacının olması gerekir. Koronavirüslerin aşısı da etkili bir ilacı da yok. Bu hastalığın ortaya çıktığı Çin'deki hayvan marketine ya da pazarına diyelim bakacak olursak burada 112 çeşit yabani hayvanın satıldığını görüyoruz. Sadece deniz ürünleri değil, tam 112 çeşit değişik hayvan, omurgalı hayvanlar, memeli hayvanlar burada satılıyor. Ve bu koronavirüslerin şöyle bir özelliği vardır. Hayvanlar arasında çok yaygındırlar ve hayvandan hayvana bulaşırlar. İnsanlığa nadiren bulaşırlar hayvanla yakın temas sonucu. İnsanlar bu hayvanlarla yakın temas ettiklerinde insanda da hastalık yapabilirler. Ve ancak belli bir aşamadan sonra insandan insana bulaşma yeteneği kazandıklarında insanlar arasında dolaşır hale gelirler. Dolayısıyla aslında bir özel biyolojik silah laboratuvarına hiç ihtiyaç yok. Bu sözünü ettiğimiz canlı hayvan pazarı bu koronavirüs için mükemmel bir biyolojik laboratuvar aslında. Pek çok canlı türü bir arada birinden diğerine çok kolay geçip bulaşabiliyor. Gıdayla bulaşır mı diye bir takım sorularla karşılaşıyoruz. Aslında o pazarda da yenilen gıdalardan bulaşmadı. Gıdaların hazırlanma işlemleri sırasında çok kolay inaktive olur bu virüsler. Orada tamamen o ortamda hayvanların ve insanların bir arada bulunmasından kaynaklandı. Dolayısıyla gıdayla bulaşmaz. Evcil hayvanlar bazı koronavirüsleri taşıyabilirler ama bunlar bu dolaşan tehlikeli koronavirüs değil. Dolayısıyla evcil hayvanlarımız herhangi bir tehlike oluşturmuyor bizim açımızdan. Ama diğer enfeksiyonların bulaşını azaltmak için evcil hayvanların bakımını yaptıktan sonra veya onları sevip dokunduktan sonra ellerimizi temizlememiz çok önemlidir. Gıdalarla bulaşabilir mi? Ya da bazı gıdalar bizi koruyabilir mi bu virüsün bulaşmasından? Farklı önerilerle karşılaşıyoruz. Örneğin işte kelle paça çok gündemde, sarımsak çok gündemde. Bir takım baharatların kullanılmasıyla bu virüsün bulaşması engellenebilir gibi inançlar var. Bugüne kadar bu virüsün bulaşmasını azaltacak herhangi bir gıda gösterilebilmiş değil. Bizim için aslında vücudun bağışıklık sisteminin güçlü olması bütün enfeksiyonlarda olduğu gibi koronavirüs enfeksiyonunda da çok önemli bir koruyucu önlem. Ama vücudumuzun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini bildiğimiz ve bilimsel olarak kanıtlanmış olan 3 yöntem var. Bu 3 yöntemden birincisi evet dengeli beslenme. Özellikle ihtiyaç duyduğumuz vitamin ve mineralleri almak için sebze ve meyveyi de tüketmeyi ihmal etmemeliyiz. İkincisi fizik egzersiz. Fizik egzersiz virüslerle savaşan bağışıklık hücrelerini güçlendiren önemli bir etkinliktir. Bunu hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz. Ve üçüncüsü de iyi bir uyku düzeni. Eksik uyku, birkaç saatlik eksik uyku bile yine virüslerle savaşan hücrelerimizin zayıflamasına yol açıyor.